Bakın Almanya'da kiralar uçmuş vaziyette. Ev fiyatları uçmuş vaziyette. Eğer bir krediyle ev almaya kalkarsanız ömrünüzün sonuna kadar öder bitiremezsiniz bu kredi çocuklarınıza kalır. Yani özellikle Berlin, Münih, Frankfurt gibi büyük şehirlerde değerli izleyicilerimiz ev fiyatları almış başını gidiyor. Hırçınca hem de öyle böyle değil. Korona döneminde en az yüzde %30 civarında bu evlerin ortalama arttığı yönde haberler alıyoruz. Kira fiyatlarını söylemiyorum zaten. Onlar otobana girmiş sol şeritten 300'de gidiyor. Ev bulabilmek başlı başına sorun. Ev zaten yok pek çok yerde ciddi bir ev sıkıntısı yaşanıyor değerli izleyicilerimiz Almanya'da. Yani evinizden çıktığınız an plan program yapmazsanız sokakta kalırsınız önceden davranmazsanız gerçekten büyük bir mağduriyet yaşarsınız. Bakın. Sosyal yardım yapan kuruluşlar, kurumlar kiralık ev için kendilerine, belediyelere başvuranlara aylar sonrasına gelin bakarız diyorlar. Yok, sıraya yazıyoruz diyorlar, bekliyorlar. Ev yok. Almanya'da ev yok. Kiralar pahalı, ev fiyatları pahalı. Bu gidişat nereye gidecek inanın bilmiyorum. Çünkü bize yine Emekli TV'ye çok sayıda vatandaşımızdan bu konuyla ilgili mesajlar geliyor. Değerli izleyicilerimiz mutlaka yayınlarımızı beğenelim. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için videoların yayınımızın altında bulunan like bölümüne lütfen basın. Bu bizler için çok çok önemli. Sizden bunu haseten rica ediyorum. Hala Emekli TV'ye abone olmadıysanız da Mutlaka abone olmanızı tavsiye ediyorum. Abone ol tuşuna bastıktan sonra yanındaki zile de basıyorsunuz. Emekli TV'de yayınlar başladığında, yeni videolar yayınlandığında hemen haberdar olmak istiyorsanız nerede yaşıyorsanız yaşayın hemen sizinle ilgili haberlere ulaşabilirsiniz Emekli TV'den. Değerli izleyicilerimiz, Belçika'dan bir son dakika gelişmesi var. Belçika koronavirüs vakalarındaki yükselişe dur diyebilmek için yeni kısıtlamalara gitme kararı aldı. Belçika'da son 24 saat içerisinde 3500'ün üzerinde vaka tespit edildi. Bugüne kadar Belçika'da 35.000 bin kişi de hayatını koronavirüs nedeniyle kaybetti. Değerli izleyicilerimiz koronavirüsle ilgili olarak aktif halde 55 bin kişinin üzerinde insan olduğu açıklandı. Bunun yanı sıra bugüne kadar 842 bin 775 vaka tespit edildi. 22.000 763 kişi de Belçika'da hayatını kaybetti. Avrupa genelinde yaşanan 3. dalga endişesi ve vakalarındaki yükseliş nedeniyle Belçika Sağlık Bakanlığı okulların gerekli olmayan mağaza ve dükkanların 19 Nisan'a kadar kapatıldığını belirtti. Güzellik salonları gibi gerekli olmayan, daha doğrusu zorunlu olmayan, perakende satış ve yakın temas gerektiren hizmetlerin verildiği mağaza ve dükkanlar, değerli izleyicilerimiz 25 Nisan'a kadar kapalı kalacak temasın olduğu dükkanlar, işletmeler 25 Nisan'a kadar, diğerleri 19 Nisan'a kadar. Belçika maalesef koronavirüsle ilgili mücadelede çok geride kaldı. Hastanelerde ciddi sıkıntılar yaşandı. Bazı bölgelerdeki hastanelerde halen ciddi sıkıntılar söz konusu. Belçika'dan bizi izleyen tüm vatandaşlarımızın kendilerine çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Şu anda Koronavirüs ilk çıktı yani bir yıl öncesine göre yaklaşık 5 katı daha tehlikeli durumda, daha hırçın durumda. Umut ediyor ve bekliyoruz ki Belçika'da bu işin üstesinden diğer ülkelerle aynı anda gelir hatta daha erken gelir ki orada bulunan ve şu anda evlerinde, hastanelerde tedavi bekleyen, tedavi olan insanlar bir an önce iyileşir. Bunlar içerisinde bizim vatandaşlarımız da söz konusu binlerce vatandaşımız koronavirüse yakalandı pek çoğu evinde tedavi oldu. Hastane köşelerinde hala yatanlar var. Onlara da Allah'tan şifalar diliyorum. Aramızdan ayrılanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, sosyal medya üzerinden tanışan bir çiftin neler yaşadığını akıllara durgunluk veren olayları şimdi sizlerle paylaşacağım. İnternet üzerinden Kimlerle konuşuyoruz? Kimlerle yazışıyoruz? Bu insanlar kim? Hele bir de bu insanlar arasında bir gönül ilişkisi tırnak içerisinde varsa neler olabiliyor? Hepsi için değil tabii ki bu söyleyeceklerim, anlatacaklarım insanın adeta kanını donduruyor. Alp mutlu tarafından. Öldüresiye dövülen Rus uyruklu Otteva Elvira adlı kadının önceki gün başına gelen olayları size anlatmaya çalışacağım. Alp Butlu ve Elvira internet üzerinden tanışıyorlar ve tırnak içerisinde sevgili oluyorlar. Konuşmalarını ilerleten, belirli bir noktaya getirdiklerini düşünen çift İstanbul'da buluşmaya karar veriyor. Alp Mutlu adlı kişi uçak biletini alarak Rusya'dan Moskova'dan Elvira'yı İstanbul'a getiriyor. Havalimanında buluşuyorlar ve bir otele yerleşiyorlar. İşte olaylar bundan sonra başlıyor. Otelde Elvira'yı öldüresiye dövmeye başlayan iddialara göre Alp Mutlu bununla yetinmiyor, işkence yapmaya başlıyor. Yani dozajını otelde kaldıkları saatler günler boyunca arttırıyor. Şimdi haberin detayları. Değerli izleyicilerimiz, bizleri özellikle internet üzerinden sohbet eden izleyicilerimizin çok çok dinlemesini rica ediyorum. Bakın Elvira neler anlatıyor. İlk gün beni 5 saat boyunca tokatladı. Yüzümden akan kanlar eline bulaşınca yalıyor. Tadı ne güzel diyordu. Hiçbir şey yapamadım. Ertesi gün de 6 saat boyunca dövmeye devam etti. Eline geçen her şeyi bana fırlatıyordu. Kafama tekme attı. Saçlarımı yoldu, beni yerden yere vurdu. Bir yolunu bulup ertesi gün markete gidiyorum diyerek odadan çıkabildim ve direkt resepsiyona giderek beni öldürüyor bu adam dedim. Bu sırada yüzü, gözü patlamış vaziyette, morarmış vaziyette, kanlar içerisinde olan kadın otelde resepsiyonun arkasında bulunan bir odaya görevliler tarafından konuluyor ve saklanıyor. Bu sırada iddialara göre Alp Mutlu adlı kişi resepsiyona iniyor. Resepsiyondaki görevliler polis ve sağlık ekiplerine de haber veriyor. Kadının orada olduğunu polisler gelene kadar daha gelmeden önce öğrenen Alp Mutlu o odaya giriyor. Kadını orada da tekme tokat dövüyor. Daha sonra polisler geliyor. Bu Alp Mutlu denilen kişiyi gözaltına alıyorlar kadını hastaneye götürüyorlar. Darp raporu alıyorlar ve olay adli mercilere intikal ediyor. Elvira'nın avukatı bakın neler söylüyor. Sayın Onur Eyüboğlu. Türkiye'ye gelen müvekkilim bir yıldır uzaktan ilişki yaşıyordu. Uzaktan ilişki. internette görüşmeye uzaktan ilişki. Yani sinirlenmemek geldiği uzaktan ilişki İlişkinin adına bak uzaktan ilişki. Müvekkilime iki gün boyunca şiddet ve işkence uygulandı. İstanbul Ataşehir'de kaldıkları otelde müvekkilim odadan kaçana kadar çok büyük bir zulüm, işkence gördü. Daha sonra Elvira resepsiyondan yardım istiyor. Bu sırada şüpheli yani Alp denilen kişi odaya tekrar girip müvekkilimi dövmeye başlıyor. Bunun üzerine otel görevlileri polisi ve sağlık ekiplerini daha çabuk gelmeleri için arıyorlar. Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşkence hatta eziyete varan boyutta bir saldırı gerçekleştirildiği aşikar diyor sayın avukat. Tabi polisler gözaltına alıyor. Kadın hastanede tedavisinin ardından apar topar ilk uçakla Moskova'ya dönüyor. Ve kendisine ulaştığımızda şunları söylüyor. Diyor ki, Rusya'ya döndüm. Şu an Moskova'da havalimanındayım. Bu zorluğu aşabildiğim için çok mutluyum. Yani düşünün canını kurtardığı için kadın çok mutluyum diyor. Türkiye Devleti'ne, Büyükelçiliğe ve İstanbul Konsolosluğu'na minnettarım. Hayatımdaki bu zorlu dönemi atlatmama yardım ettikleri için doktorlara, hemşirelere teşekkür ediyorum. Yaşamla ölüm arasındayım. Bugün her şey nispeten daha iyi. Zor duruma düşen tek kadın olmadığımı düşünüyorum. O insanın yaptıklarının hesabını vermesini istiyorum. İki gün boyunca bana hakaret etti ve işkence etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Alp Mutlu ise aile içi şiddet soruşturma bürosunda verdiği ifadede Beni aramızdaki ilişkiyi eşime söylemekle tehdit ediyordu. Yani anlaşılıyor ki bu kişi evli, karısını aldatıyor. O gün eşimi aramak istedi. Telefonu vermeyince koluma vurdu. Ben de kendisine vurdum. Kendisini otelde zorla tutmadım. Çok pişmanım. Nasıl bir vurma arkadaş bu? Yani telefonu tutmuş. Şöyle diyor ki ifadesine göre Telefonumu aldı diyor, eline vurdum diyor. Şu yani, şunu vurmuş, telefon düşmüş şu. Ama kadının yüzü, gözü patlak, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılıyor. Ağzı, burnu kırılıyor ama beyefendi diyor ki, telefonumu aldı diyor, eline vurdum diyor, bunu yaptım diyor. Şimdi ifadeye bak, çay demle. Yani alakası yani. Şimdi Dünyanın dört bir yanında kadın olmak gerçekten çok zor. Maalesef çok zor. Nerede yaşarsanız yaşayın. Hele gelişmemiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde kadın olmak daha da zor. Şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Kınıyoruz. Allah ıslah etsin bunları. Ancak bizim bu haberimize konu olan asıl ana nokta internetten sevgili. Değerli izleyicilerimiz, kimin ne olduğu belli değil. Ta Rusya'dan kalkıyorsun, geliyorsun. Bir tane psikopata seni otel odasına kilitliyor. Ağzını, burnunu kırıyor. Hastanelik ediyor. Neymiş? Uzaktan ilişkiymiş. Değerli izleyicilerimiz, aman ha aman. Aman ha aman. Bak bu kadar diyorum. Aman ha aman. Her gün kadına şiddet haberleri veriyoruz ama artık modern çağ dediğimiz tırnak içerisinde içinde bulunduğumuz çağın teknolojinin getirmiş olduğu yeni bir şey var. Öyle diyorlar. Uzaktan ilişkiymiş. Uzaktanı da yakını da batsın böyle ilişkinin. Batsın bir kadını otel odasına vicdansızca kapatıyorsun, dövüyorsun, işkence ediyorsun. Sonra da diyorsun ki eşime söylemekle beni tehdit etti. Madem evlisin bu işlere niye tevessül ediyorsun kardeşim sen? Niye? Ne oldu şimdi? Eşin öğrendi, cezaevine girdin, rezil oldun, ahlaksız adam demek istemem sana. Öyle bir sözüm olmaz. Sana sadece Allah ıslah etsin derim ben. Ne oldu şimdi soruyorum sana. Ne yaptın? Neyi başardı? Bu kadını bu hale getirdin sen. Neyi paylaşamadın? Kadına uçak biletini almışın, Parasını ödemişsin. Getirtirmişsin İstanbul'a. Niye getirtirdin sen bu kadını? Merak ediyorum. Aşk için mi getirdin? Ne için getirdin? İstanbul'un tarihi turistik yerlerini gezdirmek için mi getirtirdin? Ne, niçin getirtirdin? Çözemedim ben seni. Yani sen sırf bu kadını burada dövmek için mi getirdin yoksa? Niye getirdim ben anlamadım ki. Biliyoruz Rusya'daki hepsi değil ama pek çok kişinin ekonomik olarak sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Bu insanlar hediyince uçak bileti falan alamazlar pek çoğu için söylüyorum bunu. Hepsi için değil. Bizi Rusya'da izleyen yani çok sayıda vatandaşımız var. Onlara da buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Onlar ne demek istediğimi daha iyi anlıyorlar sanıyorum. Kardeşim, Allah seni ıslah etsin. Allah seni ıslah etsin. Ne oldu şimdi? Çok merak ediyorum. Neyi başardın? Bu mu? Fiziksel olarak senden daha zayıf olan dünyanın öbür ucundan getirtirmiş olduğun kadını otele kapatıyorsun, ağzını burnunu kırıyorsun. Bu mu yani? Bu kadının suçu ne? Soruyorum sana. Ya suçu olsa ne olur kardeşim? Suçu olsa ne olur? Sen kimsin? Kadının azdır aili misin? Kimsin sen? Nesin sen? Yazık değil mi? Hiç mi ailenden utanmıyorsun? Çoluk çocuğundan, eşinden utanmıyor musun? Eğer bu iddialar doğruysa sen çok büyük bir yanlışın içerisindesin. Medyaya yansıyan haberler bu. Ben bilemem. Yanında değildim. Ama bu kadının yüzü gözü bu hale nasıl geldi o zaman? Buyur cevap ver. Elindeki telefonu almış. Ne yaptı kadın? Sen bu eline vurunca telefon düştü. Bu kadın ondan sonra eline vurdu. Gidip kafasını gözünü duvarlara mı vurdu? Ne yaptı? Sonra gidip kendi kendine resepsiyona mı kaçtı? Sonra polis keyfe keder mi geldi? Merak ediyorum. Hani bilmiyorum da. Hani biz anlamıyoruz. Cahilliğimize ver. Kusura bakma. Biz pek bir şey bilmeyiz. Sen belli ki daha iyi biliyorsun. Bu verdiğin ifadede o anlaşılıyor. Diyor ki bakın ifade ediyor. Beni aramızdaki ilişkiyi eşime söylemekle tehdit etti. O gün eşimi aramak istedi. Telefonu vermeyince koluma vurdu diyor. Ben de kendisine vurdum diyor. Mübarek nasıl bir vurma o ya? Nasıl bir vurma? Sen böyle mi vuruyorsun? Genelde böyle vurucu musun sen? Ağzını burnunu kırıyorsun ya. Boksör müsün nesin arkadaş sen? Gerçekten kadın olmak zor iş. Allah tüm kadınlara yardım etsin. Hele hele böyle e, insanlarla evli olan evli kalmak zorunda olan kadınlara da Allah yardım etsin. Gerçekten çok zor. Düşünsenize ömrünüzün sonuna kadar böyle biriyle yaşıyorsunuz. Zaten yaşamayın. Çıkın kardeşim o evlerden. Açın gözünüzü, açın, açın. Hayata bir sefer geliyorsun. Dayak, işkence, hakaret, küfür. Ne gerek var bunlara? Aç kal kardeşim, aç kal, aç kal. Aç kal, bunları çekme. Böyle kocayı, eşi, bilmem neyi çekme. Aç kal, aç. Bir de anne babalara sesleniyorum. Bakın çocuklarınız evlenmiş olabilir, gidebilir falan. Sakın ola ki onları yalnız bırakmayın. Böyle bir olay başına geldiğinde sakın ola ki onlara yüz çevirmeyin. Herkes hata yapabilir. Kim hata yapmıyor ki? Yanlış bir evlilik yapmış olabilir kızınız. Sahip çıkın. Kızlarınıza sahip çıkın. Türkiye'de bakın böyle çok olaylar var. Her gün duyuyor, görüyoruz. Kız bir hata yapmış, yanlış insan seçmiş olabilir. Olabilir. İnsan bu. Adı üzerinde insan. Hata yapmaya meyilli kim hata yapmıyor? Hangimiz hata yapmıyoruz? Kim söyleyebilir ben sorunsuz kusursuz bir insanım diye? Herkesde hata var. Az ya da çok birinde çok olur, birinde az olur. O nedenle anne babalara da şunu söylüyorum çocuklarınıza dikkat edin. Çocuklarınız yanlış bir evlilik yapsa da arkasında durun, sahip çıkın, baktınız düzelmiyor, çocuğunuzu bir vicdansızın Vicdanına terk etmeyin. Olmayan vicdanına terk etmeyin. Yazık günah. Yapmayın, etmeyin.